aynı terör örgütü farklı isimler. Gerçekte PKK ve PYD aynı terörist yapılanmanın yalnızca farklı isimlerinden başka bir şey değildir. Binlerce PKK militanı bugün PYD saflarında çarpışmaktadır. Her iki örgütün de emir komuta zinciri ve yöneticileri Kandil'e bağlıdır. Her ikisi de lider olarak PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ı kabul etmektedir. PYD'liler işgal ettikleri köy, kasaba ve kentlerde ilk iş olarak Abdullah Öcalan posterlerini ve PKK paçavralarını asmaktır. Farklı isimler yalnızca PKK militanlarının bulunduğu bölgeye göre hedef saptırmak, algı karmaşası oluşturmak gibi amaçlarla uygulanan bir göz boyama taktiğidir. Örgüt adeta alfabenin bütün harflerini kullanarak kendi içinde sürekli farklı isim ve kısaltmalar altında birimler, fraksiyonlar ve hiyerarşiler türetmektedir. Örneğin İran'daki PKK'ya Pejak, Suriye'dekine PYD, bunun silahlı ordusuna YPG, bu ordunun kadın militanlarına YPJ, PKK'nın askeri kanadına HPG, gençlik kanadına YDGH, üst yapılanmasına KCK gibi isimler verilmektedir. Oysa bunların her biri aynı terör örgütü PKK'nın uzantılarından başka bir şey değildir. The Wall Street Journal'ın internet sitesinde Matt Bradley ve Joe Parkinson'ın hazırladığı ve 24 Temmuz 2015'te yayınlanan makalede PKK ve uzantılarının gerçekte aynı terör örgütü olduğu şöyle geçmektedir. PKK, katılımcılarının yani Suriye'de YPG, İran'da Pejak olarak adlandırılan gruplar ve Irak'taki HPG'nin ayrı fakat yakından bağlantılı olduklarını söylerken PKK savaşçıları ve bir kısım analizciler ise hepsinin bir ve aynı olduğunu söylüyor. Makalede röportaj yapılan PKK'lı militan Zintruken hepsi PKK fakat farklı kolları diyor. Ben kimi zaman bir PKK, kimi zaman bir Pejak, kimi zaman ise bir YPG'yim. Gerçekte hiçbir önemi yok. Hepsi PKK'nın kolları. Yine aynı makarada PKK uzantısı bu örgütlerinde bizzat Abdullah Öcalan tarafından kuruldukları ve ona bağlılık yemini ettikleri şöyle belirtilmektedir. Kürt gerilla grupları bir Türk adasında 1999'dan beri mahkum olan PKK lideri Abdullah Öcalan'a bağlılık yemini ediyorlar. Bugün YPG, HPG ve PJK dönüşen PKK katılımcılarını Öcalan 2005'te hapishaneden kurdu. PYD, 2011 Nisanında bizzat PKK lideri Öcalan'ın avukatları kanalıyla Esat ile yaptığı işbirliği pazarlıkları sayesinde rejim tarafından tanınmış ve Suriye'nin kuzeyinde bazı Kürtleri organize ederek rejim yanlısı otonom bir bölge oluşturmasına izin verilmiştir. Yine Öcalan'ın İmralı'dan yürüttüğü girişimler ve üst düzey PKK yöneticilerinin Suriye trafiği sonucunda Suriye'de idam cezası alan Salih Müslim cezası kaldırıtılarak Irak'taki PKK kampından Suriye'de PYD'nin başına getirilmiştir. Kürt bölgelerinin kontrolünün sağlanması ve PYD milislerinin komuta ve eğitimi için Türkiye ve İran'daki bizzat 400 civarında üst düzey PKK yöneticisi Suriye'ye yönlendirilmiştir. Suriyeli muhaliflerin verdiği bilgilere göre yalnızca son 2 senede Türkiye üzerinden Afrin'e yaklaşık 10.000 PKK militanı giriş yapmıştır. PYD'nin 2013'te yaptığı PYD, Batı Kürdistan'da demokratik toplumu inşa etmek için bir devrim yürütmektedir. Sonrasında sıra Kuzey Kürdistan'a yani Türkiye'ye gelecektir. Açıklaması, PKK-PYD'nin ortak hareket ettiklerini açıkça ortaya koyar. Kısacası PYD'yi kuran da, ayakta tutan da, yöneten de asker sağlayan da PKK'dan başkası değildir. Hal böyleyken hala PYD'nin PKK'dan farklı ve bağımsız bir yapılanma olduğunu öne sürmek oldukça gülünç bir iddiadır.